Hocam genç kardeşlerimiz çok fazla sosyal fobi, anksiyete, panik atak gibi durumlardan dolayı ilaç kullanıyorlar. Bu konuda manevi bir reçete öneriniz var mı? Bu imanın zayıflığından kaynaklanan bir hastalık. Allah inancı, takdir-i ilahiye sarılmak, böyle düşünceler gençlerimizden çok uzakta kalıyor. Çok uzakta kalıyor. Ondan sonra her türlü hastalığa düşersin arkadaş. Rabbine yakın olmadıktan sonra, onun yardımını, inayetini hissetmedikten sonra bu dünyanın yükünü nasıl kaldıracak insan? Dünya imtihanlarla dolu. İmtihan gelecek başına, o imtihanı kaldırmak için manevi kuvvet lazım, güç lazım. Çocuğa iman öğretmedin, İslam öğretmedin, Allah'ı öğretmedin, cennet ve ahiret yaşantısına oraya odaklamadıysan dünyadaki bütün belalarda sinip kalır yani. Hasta olması çok muhtemel bir şey olmuş oluyor. Onun için dinini, Rabbini öğretmeli. Allah'ın inayetini Kur'an-ı Kerim'de nice nice kıssalarda göstermeli. Bak Rabbimiz peygamberlerine nasıl yardım etti. Bunlar masal değil, bunlar gerçek. Peygamberlerinden maada evliyalarına nasıl yardım etti? Bunları öğreteceğiz çocuklarımıza. Önce ilim. İlimle dolduracaksın, cehaleti oradan bir temizleyeceksin. Ondan sonra da ya kavi zikriyle toplasın kendini. Ya kavi zikriyle toplasın Allah'ın izniyle. Ya kavi ya aziz de çekebilir onun yanında. Bu zikirlerle toplanır Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Riyazat yapmaya sağlık durumları müsait olmayanlara ne tavsiye edebiliriz hocam? Yani zaten hastaysanız, böyle bir niyete girdiyseniz Allah sizi yapmışlardan yazar. Yapamadığınıza mümasil, benzer, farklı bir yönden oruç tutamıyorsun mesela. Değil mi? Oruç tuttuğun vakitte ne yapacaktın? Sabah yemeğini, öğlen yemeğini kesiyorsun ya kendinden Allah için. Ne yap? Sabah yemeğini, öğlen yemeğini bir fakire yedir. Gücün yetiyorsa mesela yani. Böyle böyle farklı mümasil şeyler oradan bak insanlara, oradan dağıtıcı ol, yardımcı ol. Öyle onların yerini kapatacak farklı ibadetler yap yani. Kendi hastalığına uyan bir şeyler. Ama neticede yani hastalık yapan hadis-i şerif de okumuştuk daha önce hutbede. Onu dinlemişlerse eğer. Bismillahirrahmanirrahim. İza meridal abdu selâsete eyyâmin diyor Resul-i Ekrem. Bir kul 3 gün hasta olursa Allah subhanehu ve teala sağdaki ameli yazan meleğe der ki yaptığı ibadetleri en güzel şekilde yaz. Hani sen şimdi ibadet yapıyorsun ya. Her zaman ihlası huşu yakalayamazsın. İhlaslı huşulu bir iki an yakalamışsındır belki. Allah-u Teala diyor ki bunun bütün ibadetlerini o bazdan yazacaksın. En harika yaptığı şekilden yazacaksın. Sol tarafındakine de hastayken diyor ki sen duruyorsun. İyileşene kadar hiçbir şey yazmıyorsun. Böyle müjdeler var yani. İnsan hasta olduğu zaman hasta olmadan önce ne ibadetler yapıyorsa hastayken Allah aynılarını yapmış gibi yazar. Böyle müjdeler var. Bunları da bilin. Bunun yanında da işte dediğimiz gibi yapamadığınız ibadetlere mümasil farklı ibadetler yapmaya çalışın.